öldürsem devlet adam yerine koyuyor. E halk olarak susuyoruz. Ümmet kardeşiyiz diyoruz. Suriyeliler ümmetçimiz, kardeşimiz. Ümmetçi takılıyoruz. Ama olmuyor. Sabah 8'e biz işe gidiyoruz. Akşam 8'e duyuyoruz ki Suriyeli birisi benim çocuğumu, yeğenimi tacil etmeye götürüyor. Anlatın ya. Biri anlasın. İmre orada oldu. Duydunuz mu? Nenahatun Mahallesi'nde oldu. Kars Mahallesi'nde oldu. Duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye? Susturuyorlar. Susmayacağım ben bugün ya. Çocuğun babası bana diyor ki benim çocuğumun geleceği var. Öyle bir şey yok. 11 yaşına kadar çocuk benim elimde büyüdü. Amca deyip bana sarılıyordu. Ama yok. Nereye kadar gideceğiz? Söyleyin ya. Hanginiz olacak? Akşam bayanlar, kardeşlerim söyleyin bana. Rahat gezebiliyor musunuz? Kaç kişilik gruplar halinde geziyorlar? 10 kişi, 20 kişi, doğru mu? 11'den sonra sokakta dolaşamıyoruz. Gidebiliyor musun parka insan gibi? Hayır, değil mi? Ne olacak bu işin sonu ama? Birileri bu işe artık ses çıkarmak zorunda. Biz sustuğumuz sürece, kardeş İmamoğlu yok. Bu iş siyasetti. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Anladın mı? Bu işin partiyle hiçbir alakası yok. Biz bunu söylüyoruz. Ben bizzat yaşadığım için söylüyorum. Nenahat'ın mahallesindeki diyor ki benim çocuğumun geleceği var. Susuyor. Haklı. Ama taciz artık susulmaz. Bizimki erkek çocuktu. Dedim ki oğlum sen aslan gibi adamsın, bir şey olmaz. Ama biz derdimizi anlatmak zorundayız. Bakın arkadaşlar. Parka gidiyor bayanlar. Parkta sorun. Şu anda geziyoruz. Kardeşim bundan savaş mağduru. Sözde. Doğru mu? Biri anlatsın ya, biri bir şey desin. Sen delisin desin birisi ya. Birisi insan gibi desin ki kardeş boş konuşuyorsun desin. Sen yerden göğe kadar abi. Ya bana söyleyin, bu adamlar savaş mağduru. Sen şu anda cihad ediyorsun. Ablacığım ben sadece sabrediyorum. Artık cihad sabır taştı. Ablasının çocuğuna taciz edilse nasıl olacak?